Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 176 sıra sayılı bankacılık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 13. maddesi üzerinde grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, teklifin 13. maddesinde bankacılık kanununda yapılan değişiklikle bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerden aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı'nda bulunan yetki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na verilmektedir. Hepimiz biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten önünde bekleyen binlerce imza var. Bu iş yükünün Sayın Cumhurbaşkanımızdan alınıp Merkez Bankası'na verilmesini destekliyoruz. Hatta özellikle son dönemlerde bazı arkadaşlarımız bu hidrolik santraller daha çok vadilerde kuruluyor. Bu vadilerde daha çok orman arazileri içerisinde. Orman arazilerinden bu tahsislerin yapılması dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasına tabi. Hatta bugün bir kit komisyonunun denetimindeydik. Bir havaalanına ismin verilmesi bile yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisinde. Sırası gelmişken onu da burada analım. Son dönemlerde Hatay'da Hatay Tayfur Sökmen Havaalanı isminin verilmesini biz komisyonda benimsedik. Hatay milletvekilimiz arkadaşımızın teklifiyle bunun bile isminin verilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızı bu kadar yetkilerle donatıyoruz, itirazımız yok ama bu iş yükünün altından kalkması da mümkün değil. Şimdi burada da bir bankanın çek tahsilatından, senet tahsilatından veya bir havaleden para alması ne kadar para alacağının yetkisinin Cumhurbaşkanlığından alınıp Merkez Bankası'na verilmesi doğrudur. Bunu destekliyoruz. Tabii bankalar iş dünyasının da bir parçası. Bugün özellikle bankalarda ne kadar sicillerini eskiye yönelik siciller silinse bile bir kredi talebinde bulunduğunuz zaman hangi bankaya giderseniz gidin işte bundan 10 sene önce ya bir kredi ödemeniz gecikti veya bir çekiniz yazıldı şeklinde ibareler önüne geliyor. Bugün bile kredi alması imkansız hale geliyor. Halbuki biz 3 tane yasa çıkardık bu sicillerin tamamen silinmesine yönelik. Bankalar Birliği maşallah kredi verirken bu konuda işbirlikleri fevkalade iyi. Bütün bankalar kendi aralarında buna baktığı anda işte sen falancı tarihte şu bankadan şu işlemi yapmışsın. Bunda bir gecikme var. Dolayısıyla kredi alamazsınız diyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bunu geri dönülemez bir şekilde nasıl yok edilecekse dördüncüsüyle mi yok edilir? Beşincisiyle mi yok edilir? En pratik Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı bir kararnameyle mi yok edilir bilemiyorum ama bu sicil önemli. Biz bugün özellikle hükümet piyasaya kredi vererek canlandırmaya çalışıyor. Piyasaya para arzı yapmaya çalışıyor. Bu doğrudur. Kredidir, desteklenmelidir. Ama bazı kurum ve kuruluşların çok rahat aldığı kredileri özellikle küçük ve orta boy esnafın alırken 7 sülalesinin sorgulandığını hepimiz biliyoruz. O da yetmiyor. Memur işte kefilden tutun hatırlı kefile kadar bir sürü uygulamaları var. Yine bunun devamında özellikle bankalarda bu çek meselesi var. Bakın çekten dolayı şu an bir sürü insan ya hapiste ya da hapise girmeyi bekliyor. Bunu daha önce de bu kürsüden dile getirdim. Değerli arkadaşlar, çek yasasıyla ilgili çeke getirdiğimiz hapis yasasıyla ben çok da fazla çeklerin ödendiğini düşünmüyorum. Çünkü bu ceza yokken yazılan çek miktarı ile bu ceza çıktıktan sonra yazılan çek miktarı arasında bir değişiklik yok. Bunlara denetimli serbestlik kapsamında bir uygulama yapalım. Hiç olmasa dışarıda kalsın, işlerine devam etsinler hem de borçlarını ödemeye çalışsınlar. İkincisi, sıkıntılı şirketleri yöneten insanlar uluslararası arenada itibarlı insanlar. Bunlar kriz yönettiler diyor. Krizde gemilerini iyi idare ettiler diyor. Ama bugün sıkıntıları yaşayan firma ve işletmeler, bunları yöneten idareci ve yöneticiler bankalarda hep ikinci sınıf insan muamelesi görmeye devam ediyor.
Zaten bankacının yapısı itibariyle özelleştirmelerle beraber elimizde yerli banka sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.